Ekmek? Kızarttım ama. Ya Demir, ye işte, bir kereden bir şey olmaz. Hem üstündeki vegan peynir, içinde süt yok. İyice kendine benzettin. Al. O benim bardağım. Ay pardon ya. Bir dakika, bir dakika. Sen benim bardağımdan tiksiniyor musun? Yapma Selin. Biliyorsun işte huyumu. Şaka şaka. Sen oradayken ben bardakları yerini değiştirdim. Bu senin bardağın. İnanmıyor musun? Aa, hala emin değilsin. Sana inanmayı tercih ediyorum. Seni seviyorum. Benim çiçeğim nerede? Veranda masasında. Aa, öyle olmaz. Belki güneş fazla gelir falan. Dur. Çiçek tamam. Sırada sinema ve yemek var. Hadi bakalım. Burak. Günaydın. Selin yok mu? Rahatsız etmeyin. Bunlar Selin'in. Bendeydi. Geçerken bırakayım dedim. Şirkette görüşürüz. Çocuklarımın mamasını verdim ve çiçeğimi pencereye koydum. Bu arada gelen kimmiş? Burak. Aa. Bu çanta seninmiş. Onu bıraktı. Yok değil. Ha. Çanta benim değil ama içindekiler benim. Çektiğim fotoğrafları görmek istemişti. Aslında habersiz almış. Doğum günüme geldiğinde. Ben de dün öğrendim. Çok kızdım ona. O yüzden de bugün getirdi herhalde. İçeri girmeyeyim diye kıyameti kopardın odaya, habersiz girmiş. Fotoğrafları izinsiz almış ve çıkmış. Öyle mi? Aslında bu yaptığın... Mantıklı bir açıklaması var demeyeceksin değil mi Selin? Hayır. Mantıklı değil ama tuhaf bir açıklaması var. Hani bana bu mafyayı sormuştun ya. İşte Burak o kadınla toplantı yaparken fotoğraflarını çekmişler. O da ben zan altında kalmayayım diye kontrol etmek istemiş. Demir. Demir. Ya bak, etrafımdakiler saçmalayınca da bana kızacaksan. Selin. Burak nasıl biri biliyor musun? Eğer o kadın tutuklanmasaydı, o fotoğrafları senin odana yerleştirip seni o kadına hedef gösterebilecek biri. Burak'la çalışmaktan hoşnut değilim. Senin onunla çalışmandan hiç hoşnut değilim. Ama en azından yanındayım. Hem evimizde hem işte. Ayrıca tanıdığım düşman, tanımadığım düşmandan iyidir diyorum. Sırf bu yüzden ayrıl demiyorum sana. Yoksa kör olduğum için değil. Of Demir. Ben de eskisi kadar güvenmiyorum zaten Burak'a. Eskisi kadar? Neyse tamam. Geçmişi konuşmayalım demiştik. Önümüze bakalım. Arabadayım ben.
Cumartesi sabahı 10.45'e bir bilet. Dönüşü oradan mı alırsa yoksa burada mı halledelim? Ya Ayda. Hı. Sen de mi gelsen? Hı? Hatta Selin de gelsin. Üçümüz gidelim işte. Böyle tatlış bir pansiyon da buluruz. Ay Boncuk nereden çıktı o ya? Sen kocanın ailesinin yanına gidiyorsun. Yani işler istediğimiz gibi gitmezse yanınıza gelirim. Ya da Bora ile geliriz birkaç saatliğine. Ya zaten tatil de yapamadık Ayda. Hadi çok güzel olur be. Yani bilemedim ki ben şimdi. Ya ben o kadar şey aldım. 6 kişiye bohça, o kadar bohçayı ben nasıl taşıyacağım? Tamam. Ne olur ya. Tamam tamam dur şöyle yapalım. Selin gelsin ona da bir soralım. Üçümüz birlikte karar verelim sonra alırız bilet. Hop kızlar. Ne yaptınız? Damat bohçası hazır mı? Ustam ya. Bu arada gerçekten çok teşekkürler. İyi ki Leyla teyzeleri arama aklını verdin bize. Ay bir görsen o kadar güzel çeyizleri var ki. Ay onca şey yıllarca sandıklarda beklemiş. Ben çok üzüldüm vallahi. Ustam ya ben Leyla Hanımlara gidince şöyle bir etrafa baktım da yani bence elden geçmesi lazım. Sen de bir bak bence yani çünkü biliyorsun güvenlik çok önemli. Ay şimdi o güzelim yalıda Allah korusun bir priz yüzünden yangın falan çıkar. Ya hadi onu geçtim de yani kadıncağızlar. Olmaz öyle şey. Ben müsaade etmem. Ben gidip hemen. Aa Ayda nasıl korkuttun adamı ya? Bu sefer lafını tamamlayamadan kayboldu. Çok komik. Günaydın Demir Bey. Günaydın. Günaydın kızlar, ne habersiniz? Günaydın. Ne olsun, bilet bakıyorduk Antalya için. Ha. Hatta süper bir fikrimiz var. Ayda ile ikimiz düşündük. İkimiz Antalya'ya üçümüz gidelim diye düşündük. Aa, nereden çıktı o? Ya güzel olur aslında. Hı-hı. Ha, gelir misin sen de? Efendim. Olur. Fotoğraf meselesi değil mi? Çantanın neden bende olduğunu Selin sana anlatmış. Anlattı evet. Neden gülümsediğini sorabilir miyim? Sana yalan söyledi diye bir ton eziyet etmişsin ya kıza. Artık ne kadar korktuysa her şeyi sana açıklamak zorunda hissediyor. Halbuki Selin için insanların özel hayatlarının, sırlarının, kendileri için saklamak istedikleri şeylerin olması çok normaldi. Normallerini bozuyorsun kızım. Bak Burak, şirkette çevirdiğin dolapların hesabını yönetim kuruluna verirsin. Ama bir daha Selin'i saçma sapan işlere karıştırırsan bunun hesabını ben sorarım. Şirkette patronusun, anladım. Ama iş dışında Selin'le vakit geçirmeyeceksin. Ve bundan sonra evime adım atmayacaksın. Net mi? Evine. Ne çabuk senin evin oldu. Orası Selin'le ikimizin evi. Ve ben seni ne sarhoşken verandasında ne de ayıkken kapısında görmek istiyorum. Senin yerinde ben olsam ben de sinirlenirdim. Ama Selin'e tek değer veren kişi sen değilsin Demir. Evet kabul ediyorum. Hata yaptım. Ama Selin'e zarar vermek aklımın ucundan bile geçmedi. O şantaj zarfını Selin'in eline tutuştururken hatalarının bedelini ödetmeyi düşünüyordur ama. Zayıf bir hafızan varsa yalan söylemeyeceksin Burak. Yoksa bir dediğin diğerini tutmaz olur. O gün zarfı Selin'den geri alabilmek için döndüm ben. Boş ver. Bir şey açıklamak zorunda değilsin. Selin'den uzak dur yeter. Selin senin için değişebilir. Ama bir gün kendini tanıyamadığında senin buna değip değmeyeceğini soracak kendine. Onun etrafına çektiğin çizgiler sadece seni dışarıda bırakır Demir. Beni değil. Ya Merve, vallahi ben hiç gelemem. Çok ters bir zaman gerçekten.
Nesi ters ya? Her şey yolunda işte. Ya kızlar, biz Demir'le hassas bir dönemden geçiyoruz. Yani biliyorsunuz her şey çok böyle üst üste geldi. Ben onu bırakıp iki günlüğüne gitmek istemiyorum. Aşk olsun ya. Ya tamam Boncuk, ısrar etme kıza. Hemen geleceğim bak seninle. Ya kusura bakma, bu seferlik böyle olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.